Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, Atak Kampımız mükemmel bir şekilde sizlerle beraber tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Ve Atak kampımızda bugün 16 Kasım günlerden salı ve çok güzel bir gün ee, arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler iletiyoruz. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve bugün sizlerle beraber LGS Atak Kampı'nda, ara tatil kampında arkadaşlar üstü ifadelere geldik. Ve üstü ifadelerde gerçekten çok bomba, özel, güzel konulardan bir tanesi ve gerçekten de bizi hafiften zorlayabilir diyoruz ve sevgili arkadaşlar bugün sizlerle beraber üst ifadeleri kısa özetlerimiz olacak özetlerden sonra yeni nesil sorularımızın özellikle arkadaşlar biliyorum çok istiyorsunuz yeni nesil soruların analizlerini yapacağız ve soruların çözümünde neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar tabii ki bu e, atak kampımızın e, arkadaşlar sponsoru sevgili arkadaşımız problem bankası aramıza hoş geldi çok güzel bir kaynak arkadaşlar ve problem bankası yeni nesil kitabımızın e, sevgili arkadaşlar atan kampımızın ana kaynağı olduğu için sizi tanıştırmak istiyorum sevgili arkadaşlar, problem bankasının en önemli özelliği, en güzel özelliği arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Sizleri hemen ne yapıyor? Böyle direkt zor soruların içerisine atmıyor arkadaşlar. Yani kazanım sorularını çözdükten sonra hemen yeni nesillere geçtiğinizde ne oluyorsunuz? Böyle bir moraller bozuyor değil mi? Bir keyifsiz oluyorsunuz. Ya Allah'ım ben işte kazanım sorularını çözdüm ama işte yeni nesillerde takılıyorum. Nasıl yapsam acaba? Nasıl etsem falan diye düşünüyorsunuz. İşte arkadaşlar problem bankası kitabımızda tam bu sorunuzun cevabına karşı olarak üretilmiş efsane bir kaynak. Dolayısıyla hemen size neler olduğundan bahsedeyim. Mesela diyelim ki öğrenci gözüyle arkadaşlar derse başladık. Çok güzel bir şekilde üstü ifadeleri bitirdik. Tekrarlarımızı yaptık. Kazanım sorularını çözüyoruz ve problem bankası kitabımızı aldık. Ve arkadaşlar üstü ifadeler bir testinden hemen ne yapıyoruz? Ödevlerimizi yapıyoruz. Fakat baktığımız zaman direkt böyle böyle devasa sorularla başlatmıyor bizi. Önce temel seviye dediğimiz bakın iki tane sorumuz var. Yani seni temel seviyede sorularla ısın Böyle yavaş yavaş yeni geçiyorsun. Sonra orta seviye sorularla birazcık daha bir bilgini ne yapıyor ölçüyor. Sonrasında arkadaşlar zor sorularla beraber bakın burada zor sorularla beraber seni artık ne yapıyor alıyor. Bir noktadan başka bir noktaya e, götürüyor. Eğer isterseniz şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Üstü ifadelerde öncelikle tüm testlerin temel seviyelerini çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Bakın burada üstü ifadeler 4 testimiz 5 testimiz 6. Bakın çok güzel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ve bu testlerin temel seviyesini önce bitirirsin. Sonra bütün testlerin orta seviye sorularına gelirsin. Sonra onları bitirirsin. En son arkadaşlar bayağı bir soru çözdükten sonra zor bölümlere gelerek çok güzel sorularla beraber tamamlayabilirsin diyoruz. Ve gerçekten de çok tatlı, efsane bir kitap diyoruz. Ve Atak Kampımızın ikinci gününde tabii ki buradan ödevlendirmelerimizi de yapacağız arkadaşlar. Ve üstü ifadelerde arkadaşlar olmazsa olmazlarımızdan familyalarımız, ikigiller, üçgiller, giller familyası var. Bunlar arkadaşlar mutlaka ...mutlaka ve mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bilmezsek kesinlikle arkadaşlar başarılı olamayız. Dolayısıyla da sevgili arkadaşlar bunları e, bilmemiz gerekiyor diyoruz. Ve bunu da zaman zaman ne yapacağız? Sorular içerisinde kullanmış olacağız arkadaşlar. Evet yanımızda Tonguç var. Tonguç nasılsın? İyiyim hocam bomba gibi. Süpersin gerçekten biz de e, öyleyiz. Peki dersimize hazır mısın? Hazırım hocam. Evet biz de hazırız. Herkes hazır. O zaman ne bekliyoruz? Hemen dersimizi başlatalım bakalım. Evet arkadaşlar kısa özetlerimiz var demiştik. Hemen özetlerimizle de isterseniz yolculuğumuz başlasın. Üstügiller, sülalesi. Üstügiller, süslügiller arkadaşlar. Bunlara bakalım. İkigiller, üçgiller ve beşgiller. Hemen bir bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bu ifademizin değerine baktığımız zaman bir negatif tabanın üstünde çift kuvvetten bahsediyor. E çift kuvvet olduğu zaman ne oluyordu? Tabii ki sonucumuz pozitif oluyordu. Bunun karşısına kaç yazıyorum? 9 yazıyorum. E eksi 3'ün üçün 3. kuvveti tek kuvvet. E tek kuvvet olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki eksi oluyor. Eksi 27 olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Burada üstünde çift kuvvet var. Fakat arkadaşlar parantez olmadığı için bakın bu artıya dönüşmüyor. Yine sonucumuz ne oluyor? Eksi 9 olarak kalıyor diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Tabana takla attır. Eğer arkadaşlar bir tane tam sayımızın üzerinde veya rasyonelse hiç fark etmez. Üzerinde eksili bir sayı varsa eksili bir üs varsa ne yapmamız lazım? Hemen bu soruyu e, tabanı takla attırmamız lazım. 2 bölü 1 iken ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü 2'ye dönüşüyor. Buraya bakalım e, sevgili arkadaşlar. Burada da yine ne yapıyorum? Önce takla attırıyorum. Sonra ikinci kuvvetini alıyorum. Önce takla attıralım bakalım. Takla attırınca kaç oldu arkadaşlar? 3 bölü 2. Eksilik gitti. Görevini yerine getirdi. Eksilik gitti ve arkadaşlar buradan ne yapıyoruz? 9 bölü 4 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Yani üste negatiflik bir sayı varsa bu negatiflik takla attırma negatifliğidir arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Ve sevgili arkadaşlar çok kullandığımız bir özellik paydada bulunan bir üslü ifadeyi alıp paya çıkarttığımız zaman üzeri eksilik gidiyor. Bakın 3 üzeri 2 olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Yani üzerindeki sayının işareti tam zıttına dönüyor. Eğer 3 üzeri 2 olsaydı yukarı çıkarken 3 üzeri eksi 2 olacaktı. Ama 3 üzeri eksi 2 olduğu için yukarı çıkarken üstünün işareti değişerek ne oluyor? 3 üzeri 2'ye dönüşüyor. Evet devamında sevgili arkadaşlar dördüncü maddemizde ne görmüştük? Üstünün üstünü görmüştük. Yani bir üstümüz domates, bir üstümüz menemen. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Mesela 3 üstü diyelim ki arkadaşlar burada bir yumurtamız var. Burada da arkadaşlar neyimiz var? Domatesimiz var. Domatesle beraber şöyle domates yazalım. Domates Bunların ikisini birleştirirsek ne olur? Tabii ki menemen olur değil mi? O zaman ne yapıyorsunuz? Bunların ikisini çırpıyoruz. Yani çarpıyoruz arkadaşlar. Hadi çarpalım bakalım. Tabanımız aynı kalıyor. Ee, arkadaşlar bunları çarparsam ne oluyor? 4 kere 5'ten 20 oluyor. Buraya bakalım. Bakın 9. Hangi giller familyasından? 3 giller familyasından arkadaşlar. 3'ün ikinci kuvvetinin ikinci kuvvetinin eksi üçüncü kuvveti olarak yazıyorum ve kuvvetin kuvvetini gördüğüm zaman buradan ne yapıyorum hemen çarpıyorum 3 üzeri eksi 6 olmuş oluyor buraya bakalım Üstlü ifadelerde sevgili arkadaşlar çarpma işleminde tabanlar aynı kalır ve üstler toplanırdı 5 6 daha kaç yapar 11 yapar tabii ki hocam harikasın devam ediyoruz bölme işleminde ne oluyordu bölme işleminde üstler birbirinden çıkartılıyordu yani 10 eksi 7'den cevabımız 2 üzeri 3 olarak buluyorduk. Devam edelim. Sevgili arkadaşlar peki üstler aynı ise tabanlar farklı ise ne yapıyorduk? Arkadaşlar şöyle yapıyoruz ortak üssümüzü yazıyoruz ve tabanları kendi içinde çarpma işlemi yapıyorum. Ve buradan cevabım 12 üzeri 5 olmuş oluyor. Devam edelim bakalım 10 üzeri 7 2 üzeri 7 e aynı üste sahipse o zaman ne yapıyorum? Ortak üste ortak üste arkadaşlar bakın tabanları birbirine bölüyorum. 12'ye bölersem kaç olur? 5 olur ve 5 üzeri 7 olarak da bulmuş oluyorum. Çok güzel bir özetten sonra haydi bakalım yolumuza bir başka bölümle devam edelim. Evet özetlerimizi kısa konu özetlerimizi arkadaşlar anlatmaya devam ediyoruz. Ve üstü ifadelerde tabii ki çözümleme. Çok büyük sayılar, çok küçük sayılar ve bilimsel gösterim olmazsa olmazlarımızdan da tabii ki hemen onlara da senle istersen bir göz atalım. Şimdi burada bir ne var? E, ondalıklı sayı var. Ondalık sayımızın çözümlemesini hemen yapalım. Sevgili arkadaşlar virgülün bakın virgülün virgülün sağ tarafındaki ifadeler 10 tabanında üzeri eksi olarak yazılır. Sol tarafındakiler ise artı. Bakın burada da 4 çarpı 10 üzeri 2 diyen arkadaşlar oluyor. Hayır arkadaşlar burası 10 üzeri 0'dır. Hatta şöyle yazalım isterseniz. 10 üzeri 0. Buraya baktığımızda arkadaşlar 10 üzeri 1. Buraya baktığımızda 10 üzeri eksi 1. Buraya bakalım 10 üzeri eksi 2. Buraya baktığımızda 10 üzeri eksi 3 olarak ne yaptık? Yazmamız gerekiyor. O zaman 4 çarpı 10 üzeri 1 artı 2 çarpı 10 üzeri 0 artı bakın virgülün sağ tarafına geçtik artık. O zaman 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 yapıyoruz. Artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapıyoruz. Artı ve 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapmış oluyoruz. Ve bu şekilde çözümlemelerimizi tamamlamış oluyoruz. Devamında sevgili arkadaşlar bakalım devamında ne var? Bu ifadeleri ne yapmamız lazım? Tabii ki sevgili arkadaşlar onun kuvveti şeklinde yazalım. Mesela bu ifadeyi büyük bir sayı o zaman ne yapıyorum? Mesela ben bunu 384 çarpı 10 üzeri 3 olarak daha tatlı daha güzel bir şekilde yazabilirim arkadaşlar. Devamında bakalım küçük bir sayıyı yine istersek şöyle yazabiliriz. Bakın 342 çarpı bakın 1 2 3 4 5 6 6 basamak olduğu için ama küçük bir sayı olduğu için ne yapıyorum? Eksi 6 olarak yazıyorum. Ve Arkadaşlar sayılarımızı farklı şekillerde gösterebiliriz demiştik. Mesela 25 çarpı 10 üzeri 6'yı ben 250 çarpı 10 üzeri kaç şeklinde yazabilirim diye düşündüğümde hemen bir bakıyorum. Burada da arkadaşlar tam sayılarla üstler zıt olarak hareket ederler. Yani bakın burası 25 iken 250 olmuş yani 10 kat büyümüş mü? Evet. O zaman burası 10 kat büyüyorsa arkadaşlar üssümüz bir tane azalacak demektir. Yani burası kaç olur? 5 olur diyebiliriz. Hemen buraya bakalım. 48,2 bakın 48,2 4 82 olmuş. Yani sayımız 10 kat küçülmüş arkadaşlar. 10 kat küçüldüyse üstümüz 10 kat büyüyecektir diyoruz. Ve büyümek sıfıra yaklaşmaktır. Sakın buraya arkadaşlar eksi 6 yazmayın. Eksilerde büyümek sıfıra yaklaşmak demektir. Yani ne yapıyorum buraya? Eksi 4'ü yazmış oluyorum. Bilimsel gösterim arkadaşlar. Bilim dünyasında bu sayıları farklı farklı gösterenler varmış ve bilim dünyası demiş ki böyle olduğu zaman karışıklıklar meydana geliyor. Lütfen buna bir standart getirelim arkadaşlar demiş ve ne yapmışlar bilimsel gösterim ortaya çıkmış arkadaşlar bilimsel gösterimde biliyorsunuz kat sayımız birden büyük veya eşit ondan da küçük olmak zorundaydı. Şimdi bunları isterseniz bir bilimsel olarak göstereyim diyelim ve ondan sonra da yolumuza süper bir şekilde devam edelim. Şimdi buraya baktığımızda güzel bir sayı ve bunu bilimsel olarak gösterirsek arkadaşlar bakın ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5 basamak ilerliyorum. 5 çarpı şey pardon 5,93 çarpı 10 üzeri 5 basamak ilerlediğim için ne yapıyorum? Buraya hemen 5 yazıyorum. Devam edelim. Bakın küçük bir sayı. Küçük bir sayıda da bir tane basamak aldığımızda duruyoruz. 1, 2, 3, 4 bitti. 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyorum ve bu şekilde ne yapıyorum? Sonucumu bulmuş oluyorum. Buraya bakalım. 38 çarpı 10 üzeri 6. E hocam bu bilimsel gösterim değil çünkü başındaki katsayı 38. 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 virgül kaydırıyorum sayımı bir ta 10 kat küçültüyorum. O zaman burası da 10 kat büyüyecektir. Ve burası ne olacaktır? 7 olacaktır. Devam edelim. Bakıyorum bu da çok küçük bir sayı. E, 1 ile 10 arasında olması lazım. O zaman virgülü kulağından tutuyorum. 1, bir... 2 basamak kaydırdığım zaman 1,25 çarpı 10 üzeri sayım 2 basamak büyüdüyse burası 2 basamak küçülecektir arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 8 2 basamak küçülürse ne olur? Eksi 10 olur ve çok güzel bir şekilde bilimsel gösterimi de tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptık? Özetimizi yaptık. Harika bir şekilde ve ne yapacağız? Şimdi de arkadaşlar sorularımıza geçeceğiz. Peki sorularımıza şöyle bir bakalım. Şimdi ilk sorumuz sakin oluyoruz. Arkadaşlar tabii ki sizler de isterseniz böyle güzel bir posteri yapabilirsiniz ve karşınıza koyabilirsiniz. Ve ne yapacaksınız arkadaşlar? Buradan da yine takıldığınız noktaları e, bakabilirsiniz. Ama tabii ki ilerleyen zamanlarda artık bunları iyi bilmemiz lazım. İki giller, üç giller ve beş gilleri. Şimdi sorumuzu okuyoruz. Sakin bir şekilde. Mahsun Ağa, bir kenar uzunluğu 500 metre olan kare şeklindeki tarlasının içine en büyük boyutlarda dikdörtgen şeklinde bir bölme yapacaktır demiş. Bakın görüyorsunuz 500 metre tarlamız içine bakın bir bölme yapacakmış. Dikdörtgen bölmenin kenar uzunluklarından biri 2'nin, bakın 2'nin, diğer de 3'ün metre cinsinden pozitif tam sayı kuvveti olduğuna göre bu bölmenin kenar uzunlukları farkı kaç metredir demiş. Evet arkadaşlar sorumuzu güzel bir şekilde tane tane okumuş olduk. Şimdi hemen soruyu çözdüren taktiğe bir bakmak istiyorum acaba taktiğimizde bize ne gibi bir kolaylık sağlıyor? Hemen bakalım arkadaşlar. Taktiğimizi şöyle yırttık ve üslü gilleri ezberlemek sana hız kazandırır demiş. Bravo. Gerçekten de işte az önce de gösterdiğimiz bölümü ezberlersen sana hız kazandırır, pratiktik pratiklik kazandırır diyoruz. Peki iki giller bakın iki giller 500'den küçük olacakmış arkadaşlar. 2'nin ne yapıyoruz? Kuvvetlerini alıyoruz 2 i̇şte üzeri 1, 2. 2 üzeri 2, 4. Böyle arkadaşlar gidiyorum gidiyorum gidiyorum. 2 üzeri 5 32. Devam edelim. 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7 arkadaşlar 128. 2 üzeri 8 kaç olur? 256. 2 üzeri 9. 2 üzeri 9. 512 olur. Aman Allah'ım bizim istediğimiz sevgili arkadaşlar istediğimiz 512 durumu geçti. Çünkü bizim zaten kenarımız 500. O zaman bunu alamıyorum. O zaman kaç alıyorum arkadaşlar? 2 üzeri 8 yani 256'yı alıyorum. iki giller familyasından. Devam edelim bakalım. Devam edelim. 3 gillere baktığımızda 3 üzeri 1 3 3 üzeri 2 bakın ee, ne olur 9 olur. 3 üzeri 3 ne olur arkadaşlar 27 olur. 3 üzeri 4 81 3 üzeri 5 243 olur ve 3 üzeri 6'ya gidersek arkadaşlar 500'ü çok geçer. O zaman ne yapıyorum? Buradan da arkadaşlar kimi tercih ediyorum? 3 üzeri 5'i tercih ediyorum. Peki kenar uzunluklarımızdan bakın uzun olan 2 üzeri 8. 2 üzeri 8 yani 256. Kısa olan da 3 üzeri 3. Yani şuraya yazalım. 3 üzeri 5 pardon. O da 243 olmuş oldu. 243 metre olmuş oldu. Peki bize neyi soruyor? İstenen ne arkadaşlar? Diyor ki olduğuna göre bu bölmenin kenar uzunlukları farkı kaç metredir demiş arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Hemen 256'dan 256'dan 243'ü çutladığımız zaman 3 buradan da 1 kaldı. Cevabımız arkadaşlar ne olmuş oldu? 13 olmuş oldu. Gerçekten de çok tatlı bir o kadar da harika bir soruyu çözmüş olduk. Senle beraber Tonguç bu soruyu anladım mı evladım benim? Ben anladıysam herkes anlar hocam. Gerçekten de biraz zor bir soruymuş ve e, soruyu gerçekten de e, sevgili e, e, Tonguç'un biraz zorlanmakta gayet normal. Arkadaşlarımız da zorlanmış olabilirler ama hiç önemli değil. Sizlerle beraber arkadaşlar ne yapmış olduk? Taktiğini verdik tatlı tatlı ilerlemiş olduk arkadaşlar diyoruz ve haydi bakalım ikinci sorumuzda yolculuğumuza mükemmel bir şekilde ne yapacağız? Devam edeceğiz. Evet sorumuz şu. Aşağıda bazı oyunlar ve bu oyunların gigabyte cinsinden cihaz hafızasında kapladığı alanlar verilmiştir diyor arkadaşlar. Peki şimdi hemen sorumuzu dikkatli bir şekilde Okuyacağız seninle beraber. Ee, bakalım sevgili Tonguç sen e, kaç saat oyun oynuyorsun ya da oyun oynuyor musun? E, hiç 25 saat oyun oynuyorum hocam. Gerçekten çok az oynuyor musun? Vallahi harikasın gerçekten süpersin ama ara sıra da ders çalışmanı tavsiye ederim tabii ki. Şimdi hemen sorumuzu okuyalım. E, yeni nesil bir soru. Çok tatlı bir soru. Zaten biz yeni nesillere adapte olmak istiyoruz arkadaşlar. Onun için sizlere çok normal sorular hazırlamadık. Aşağıda bazı oyunlar ve bu oyunların gigabyte cinsinden cihaz hafızasında kapladığı alanlar verilmiştir. İşte arkadaşlar oyunlarımız var. Telefonunda 10 GB'lık boş alan bulunan Toyberg. Tablodaki oyunları telefonla yüklersek kaç GB'lık boş alan kalır demiş. Evet soruyu çözdüren taktiği ne yapıyoruz arkadaşlar? Soruyu çözdüren taktiği açıyorum. Açıyorum. Aç, 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 aç. aç açıyorum, açıyorum ve açtım arkadaşlar. Bakalım ne diyor bize soruda? Diyor ki taktikleri bakın virgülün. Virgülün sağ tarafına gidersen 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 şeklinde gidiyor. Sol tarafına gidersen 10 üzeri sıfırdan başlıyor. Dikkat 10 üzeri 1 ve 10 üzeri 2 şeklinde arkadaşlar ne oluyor? Devam ediyor. Şimdi birinci adım arkadaşlar. Birinci adım nedir? Tabii ki birinci adım sevgili arkadaşlar. Gigabyte'ları ondalık olarak yazmamız gerekiyor. Hemen yazalım bakın gigabyte'ları. Ondalık olarak yazalım. Şimdi buraya bakalım. Bunun başında gizli bir vardı bu arada arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Bakın burada. Şimdi ne yapıyorum? Sıfır yani virgülün hemen birinci basamağı bir oluyor arkadaşlar. 10 üzeri sıfır. Ve buradan da üçüncü basamağı beş oluyor. Yani bir, iki, üçüncü basamağımız ne oldu? Beş oldu. Devam ediyorum. PUBG oyununa bakalım arkadaşlar. PUBG. Buraya bakalım. E, birinci basamağımız yani virgülün hemen solundaki birinci basamak 10 üzeri sıfır diyor. 6 arkadaşlar virgül. E, bakın virgülden sonra ikinci basamakta ikiymiş. Yani 1, 2. Ne yaptık yazdık. Devam edelim bakalım buraya. Yine virgülün birinci basamağı, soldaki birinci basamağı ikiymiş. Ve arkadaşlar yine başında burada gizli bir vardır. E, birinci basamağımız bir, ikinci basamağımız da arkadaşlar 5'miş. Demek ki Pokemon Go'da e, ne olmuş? 2,15 GB'lık bir yer kaplıyormuş. Peki toplam diyor. Hemen toplayalım bakalım arkadaşlar. 1,005 yazıyorum. Sonra arkadaşlar 6,02 yazıyorum ve 2,15 yazıyorum. Topladığımız zaman 5 aşağı indi. Burası 7 oldu arkadaşlar. Burası 1 oldu. 6, 2 daha 8, bir daha. 9,75, 175 pardon gigabaytlık bir yer kaplamış diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ki niye diyemeyelim. Sonra arkadaşlar geliyorum ne yapacağım. E, bu 10 GB'lık bir alansa o zaman 10 GB'dan 9,175'i çıkartıyoruz. tabi çıkartırken sevgili arkadaşlar mutlaka tam sayının tam sayıların yanına istediğimiz kadar böyle sıfırlar ekleyebiliyoruz çıkarttığımız zaman en sonda 10'dan 5 çıktı 5 kaldı 9'dan 7 çıktı 2 kaldı 9'dan 1 çıktı 8 kaldı burada kaldı 9 9'dan 9 çıkarsa da arkadaşlar ne olmuş oldu 0 olmuş oldu o zaman boş kalan yerimiz 0 tam binde 825 GB ya da 0,825 GB diyebiliriz gerçekten de süper bir soruydu ve bu soruyu da harika bir şekilde çözmüş olduk seninle beraber haydi bakalım Sevgili arkadaşlar, bir sonraki soruya devam edelim bakalım. Sorumuzun cevabını şöyle bir siz de bakın. E, Tonguç bu soru zor gözüküyor mu sence? Evet hocam, zormuş baya. Gerçekten de biraz zor gözüküyor diyebiliriz ve ama sorumuzu önce okuyacağız ve tatlı tatlı daha sorumuzun çözümlerini, analizlerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi aşağıda iki Fortnite oyuncusu ve bu oyunculara ait oyun paraları verilmiştir. Bakın birinci oyuncu Poseidon e, 3409 e, V-Bucks yani parası 8 üzeri 6 TL'ymiş oyuncu Crazy Boy Tonguç e, arkadaşlar parası da 2 üzeri TL'ymiş bu oyunculardan Poseidon 3409 her gün parasının 4'te 3'ünü harcıyormuş arkadaşlar 4'te 3'ünü harcıyormuş Crazy Boy Tonguç ise e, sevgili Tonguç Crazy Boy her gün parasının 2'ye katlamaktadır Tonguç bayağı iyi gidiyor. Buna göre kaçıncı günde oyuncuların aynı miktarda oyun paraları olacaktır demiş. Arkadaşlar sorumuzun analizini yapıyorum. Bakın Poseidon arkadaşımız e, harcadığı para kesir olarak bulalım. Şimdi 4'te 3'ünü harcarken demiş 4 3'ünü harcarken demiş kalan parası bakın harcadığı para 3 bölü 4 değil mi? 3 bölü 4'ü. Peki ne kadarı kalmış geriye her oyundan sonra? 1 bölü 4'ü kalır diyebilir miyiz? Evet. Peki Crazy Boy Tonguç ne oluyor? Gün sonundaki parası sevgili arkadaşlar ne oluyormuş? 2 ile çarpıyoruz değil mi? Çarpı 2 yapıyoruz. Süper. Şimdi bu arada sorun taktiğinde ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir bakalım bakalım bakalım. Ne diyor bizlere taktiğimizde? Diyor ki 8 üzeri 6 2'nin kaçıncı kuvvetine karşılık gelir? Kalan parayı bul. Poseidon'un diyor. Evet biz zaten ne yaptık bulduk. Ve 2 üzeri 6'yı da isterseniz hemen ne yapalım çevirelim. Yani 2'nin 3. kuvvetinin arkadaşlar 6. kuvveti yani kuvvetin kuvvetini çarparsam 2 üzeri 18 olur mu? Evet olur süpersin. Şimdi kaçıncı günde eşitlenmiş olur? Sevgili arkadaşlar kalan paraları dediği için yani bu Poseidon'un parası azalırken... Tonguç'un parası ne oluyormuş? Artıyormuş. Peki sevgili arkadaşımız Poseidon'un parası 4'te biri kalıyormuş. Yani arkadaşlar ben 4'te biri 2 üzeri eksi iki şeklinde gösteremez miyim? Bu şekilde süper gösterebilirim. O zaman haydi bakalım ne yapalım sevgili Poseidon'un parasından başlayalım. 2 üzeri 18'i varken arkadaşlar gün sonunda... 2 üzeri eksi 2 ile çarparsam ne yapacağım? Üzerine 2 azaltacağım. Yani hatta şöyle göstereyim. ilkini göstereyim arkadaşlar. 2 üzeri eksi yani 1 bölü 4'ü kalıyormuş ya. Kalan miktarı bulmak istiyorsam 1 bölü 4 ile çarpıyorum. Ama 1 bölü 4 ile çarpmaktansa 2 üzeri eksi 2 ile çarpmak daha mantıklı. Ne kadar parası kalıyormuş? 2 üzeri 16 kalıyormuş arkadaşlar. Bir sonraki gün yine 2 üzeri eksi 2 ile çarparsam 2 üzeri 14. Yine arkadaşlar devam edersem buradan ne olur 12. Devam ettiğimde arkadaşlar 2 üzeri 10'a doğru böyle böyle gidiyor. Peki Tonguç'a bakalım. Tonguç'un parası nerede? 2 üzeri 9. Tonguç parasını birinci gün 2 e, katına çıkartırsa 2 ile çarpıyorum. Yani 2 üzeri 9'u 2 ile çarparsam arkadaşlar 2 üzeri 10 olmaz mı? Yani üstümüz 1 bir artıyor. Birinci gün arkadaşlar 2 üzeri Sonra arkadaşlar 2 üzeri 11. Sonra, sonra arkadaşlar ne olur 2 üzeri 12. Sonra 2 üzeri 13 diye gidiyor. Peki bize neyi soruyordu? Bize sorduğu şey arkadaşlar ne zaman yani kaçıncı günde eşitlenmiş olur? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü günde arkadaşlar dikkatli baktığınızda Eşitlenmiş oluyor. O zaman doğru cevabımız da ne olmuş oldu? Üçüncü gün olmuş oldu. Gerçekten de çok çılgın bir o kadar da efsane ve güzel bir soruyu da senle beraber çözmüş oluyoruz. Haydi bakalım güzel sorumuzdan sonra bir başka Çılgın sorumuzla yolculuğumuza devam edelim. Şimdi yeni nesil bir soru. Yine arkadaşlar sizlerle beraber böyle boloslama gitmiyoruz. Ee, arkadaşlar patır kütür gitmiyoruz. Soruları analiz yapıyoruz ve istenen ne, neler verilmiş, neler isteniyor, onların çözümlerini seninle beraber tatlı tatlı yapıyoruz ve bu şekilde de ne yapıyoruz arkadaşlar? Sorularımızı çözmüş oluyoruz. Ee, arkadaşlar tabi bu soruları çözmek için de kitap okumak lazım ve kitaplarda arkadaşlar zaman zaman yani özellikle akşamları yatarken dinlenme noktasında e, telefona bakmaktan ziyade en az günde 10 15 sayfa kitap okursak çok güzel bir şekilde olmuş olur. E, sevgili Tonguç sen e, kitap okuyor musun? Günde en az 10 sayfa okuyorum hocam. Yani gerçekten tam da dediğimiz gibi günde 10 sayfa okuyor musun ama birazcık arttırsan çok daha keyifli olmuş olur diyebiliriz. Evet hemen ne yaptık? Tonguç'un kitap okuma sayfa sayısını öğrendikten sonra yolculuğumuzda sorumuzda devam edelim. Yukarıda kalınlıkları verilen mor bloklardan 64 tanesi turuncu bloklardan ise 32 tanesi üst üste diziliyor. Oluşan kulelerin yükseklikleri oranı kaç olabilir demiş. Arkadaşlar şimdi birinci kuleye bakalım. Birinci kulemizde e, uzunluğumuz ne kadar? 2 üzeri eksi 1. Kaç tane var? 64 tane. Hemen iki giller familyasından baktığımız zaman... ...64'ün 2 üzeri 6 olduğunu görebiliyoruz. O zaman ne yapacağım? Yüksekliği bulmak istiyorsam 2 üzeri... ...arkadaşlar eksi 1 ile 64'ü çarpacağım. Ama 64'ü tabii ki böyle yazmıyorum. İki giller familyasından 2 üzeri 6 olarak yazıyorum. E çarpma işleminde üstler toplanacağından... ...ama eksi olduğundan ne olur arkadaşlar burası? 2 üzeri 5 metre olmuş olur. Şimdi geliyorum ikinci kuleye. İkinci kulede arkadaşlar 8 üzeri 1 ben burada 8'i 2 üzeri 3 yazsam 3 yazsam üzerinde -1 e kuvvetin kuvvetinden de arkadaşlar burasını 2 üzeri -3 metre yazamaz mıyım? Evet yazabilirim. O zaman 2 üzeri -3 metreyi kaç tane varmış? 32 tane. Peki 32 nedir? 32'ye bakalım İki giller familyasında 2 üzeri 5. Hemen 32'yi kaldırıyorum ve yerine 2 üzeri 5 yazıyorum. 2 üzeri 5 yazdığımda peki turuncu kulemin uzunluğu da 2 üzeri 2 metre olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Peki istenen ne? oluşan kulelerin yükseklikleri oranı kaçtır? Bu kulemiz sevgili arkadaşlar 32 metre. Bu kulemiz 4 metre olur. İstenen olabilir dendiği için arkadaşlar o zaman oranlayacağım. Ya 32 bölü 4'ten 8 çıkabilir ya da tam tersi 4 bölü 32'den sadeleştirirsek 1 bölü 8 olabilir demiş. Zaten olabilir diyor. Yani ikisini de düşünmek zorundasın. Ama şıklarda ikisi aynı anda olur mu? Tabii ki olmaz. O zaman zaten soru hatalı olmuş olur. Ama sen yine de olabilir dediği için bütün ihtimalleri değerlendirmek zorundasın diyoruz ve yolculuğumuza mükemmel bir başka soruyla devam ediyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ne var? Tabii ki problem bankasından e, güzel bir sorumuz var. Sonrasında da yavaş yavaş dersimizi bitireceğiz. Şimdi sorumuza senle bir bakalım e, sevgili arkadaşım. Bir kenar uzunluğu, bir kenar arkadaşlar 2 üzeri 6 metre, santimetre olan kare şeklindeki karton şeklindeki gibi arkadaşlar karton şekildeki gibi pardon kısa kenar uzunlukları 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olacak olan 3 dikdörtgeni ayrılıyormuş. Tamam okuduk. Parça artmadan bu dikdörtgenleri keserek en az sayıda kare parçalar elde etmeye çalışan Tonguç. Kaç tane kare elde eder demiş. Arkadaşlar bakın en az sayıda en az sayıda arkadaşlar kare elde edecekmiş. Buna göre kaç tane kare elde eder demiş. Yine analizler yine arkadaşlar beyin yakan analizlerle sorumuzu mükemmel bir şekilde çözeceğiz. Yani sana soruyu ezberletmiyoruz. Soruları ezberle şöyle yap böyle yap demiyoruz arkadaşlar. Sana çözüm yöntemini anlatıyoruz. Neler yapman gerektiğinden bahsediyoruz. Buna çok dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Evet bir kenar uzunluğu 2 üzeri 6 santimetreymiş değil mi? Çok güzel. 2 üzeri 6 santimetre cm kaç santimetredir arkadaşlar? 64 santimetre yapmaz mı? Tamam onu biliyoruz. Şimdi devamında bir kenarımız 2 üzeri 6 64 santimetre olduğunu biliyoruz. Olası kısa kenar uzunlukları nelerdir? Bakıyorum 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri. O zaman arkadaşlar 2 üzeri 1 olabilir, 2 üzeri 2 olabilir, 2 üzeri 3 olabilir, 2 üzeri 4 olabilir, 2 üzeri 5 olabilir, 2 üzeri 6 olabilir. Ama 2 üzeri 6 olmaz. Zaten 2 üzeri 6 bizim kenar uzunluğumuz. 2 üzeri 5 ne olur? 32 olur arkadaşlar. 32 olursa olabilir mi? 32 olabilir. Olası uzunluklarımız 2, 4, 8, 16 ve 32'dir devam ediyorum ama 3 parçaya dediği için 32 santimetre alırsam arkadaşlar bunları 3 parça olmaz 32 santimetre 64'ün yarısı olduğu için o zaman arkadaşlar ne yapacağız ben 32'yi de alamıyorum o zaman en az dediği için arkadaşlar ben de bu dikdörtgenimin uzunluklarını en fazla seçmem gerekiyor o zaman bu sayılar arasında en fazla olan 2 üzeri 4'tür yani 16 santimetre olarak ne yapıyorum? Almış oluyorum. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Hemen 16 santimetre olarak düşünüyoruz. Peki hemen sorumuzun çözdüren taktiğini isterseniz bir bakalım. Açtık ve kısa kenarlar karenin bir kenarı olacak demiş. Peki o zaman geliyorum arkadaşlar sorumun çözümüne doğru gidiyorum. Kısa kenarlar ne olabilir demiş. Şimdi bir tane büyük dikdörtgenimiz var. İki tane de bakın böyle birbirine eşit küçük dikdörtgenimiz var. Peki bir kenar uzunluğumuzun 16 olduğunu düşünürsem. Burası arkadaşlar 16 santimetre oluyor. Burası 16 santimetre oluyor. E burası 3 parça olduğu için burası ne olacaktır? 32 santimetre olacaktır diyoruz. Peki 16 santimetre olarak kestikten sonra kenar uzunluğuna bakalım. Küçük kare büyük kare demiş. Peki <laughs> devam ettiğimizde sevgili arkadaşlar koşulumuz ne? Koşulumuz sevgili arkadaşlar en az olması değil mi? Yani burada koşulumuz en büyük en büyük kenarlar. Bakın en az kare sayı olması için en büyük kenar sayısına sahip olmamız gerekiyor. Ve burada ne istiyor bizden? Burada da kenar uzunluğunu sorduğu için burada da kare sayısını sormuş oluyor. Kare sayısını ne yapalım? Buluyoruz. Şimdi devam edelim bakalım. 16 santimetre 16 santimetre ve 32 santimetre 3 parçaya böldük. Burası kaçtı? 64. E arkadaşlar kare olması için ben bunu 32-32 şeklinde 2'ye bölsem değil mi? 2'ye bölsem. Bakın buradan bir kare elde ettim. Buradan da bir kare elde ettim. Devam edelim bakalım sevgili arkadaşlar. Burada da yine bakın 16 olması için 64'ü 16'ya böldüğümüz zaman o zaman 64'ü 16'ya bölersem kaç parça kare elde etmiş oluruz? Dört parça o zaman buradan bakın bir karemiz e, sevgili arkadaşlar. 2 karemiz ve 3 çizgi koyarsam 4 tane kare elde ettim. Aynı mantıkta buradan da arkadaşlar şöyle yaptığımda 4 kare elde ettim. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kare elde etmiş oldum. O zaman doğru cevabımız da arkadaşlar 10 tane kare olmuş oluyor ve gerçekten de biraz kazıkul azizül bir soru ama üstesinden de ne yaptık? Senle beraber harika bir şekilde gelmiş olduk. Sevgili Tonguç beni dinliyor musun? Kulaklarım 4 açtım sizi dinliyorum hocam. Evet süper dinliyorsun gerçekten ve arkadaşlarımız da umarım senin gibi süper bir şekilde dinliyorlardır ve hadi bakalım bir başka sorumuza geçelim ve aman Allah'ım karşımızda çok enteresan bir soru. Acaba bu sorumuz nereden gelmiş? Uzaydan mı gelmiş yoksa Urfa'dan mı gelmiş diye baktığımızda tak nereden gelmiş arkadaşlar? Problem Bankasından gelmiş. Yani sayfa 33. sayfadan ve 3. soru. Bakalım gerçekten de bu bu kitapta öyle bir soru var mı yoksa öyle üfürükten sallamış mıyız arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Sayfa 33. Hemen açtık arkadaşlar sayfa 33'ümüzü açıyoruz. Evet buradayız ve karşımızda tam da arkadaşlar bakın burada yani orta seviye bir sorunun mükemmel bir şekilde arkadaşlar burada var olduğunu görebiliyoruz. Şimdi senle beraber bu soruyu harika bir şekilde çözeceğiz ve problem bankasında nasıl güzel sorular olduğunu hep beraber tanıklık edeceğiz. Şimdi eni 2 üzeri 5 milimetre olan kitaplardan 16 tanesi bir rafa şekildeki gibi yarısı yatay yarısı dikey olacak şekilde dizildiğinde rafın üst tarafında ve yanlarında hiç boşluk kalmıyormuş arkadaşlar. Buna göre rafın boyu kaç milimetredir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada şöyle baktığımızda bir tanesi şöyle hatta şöyle yapalım 2 üzeri 5 milimetreymiş. Peki burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani şu uzunluğu, şu uzunluğu arkadaşlar ben ne yapıyorum? 8 tane olduğu için 2 üzeri 5 de 8'i ne yapıyorum? Çarpıyorum. Çarptığımda e, 2 üzeri 5, e, 8 de 2 giller familyası değil mi? 2 üzeri 3 olarak almayacak mıyım? Evet. Yani burası 2 üzeri 8 milimetre olmuş oldu. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz 8 tane bakın burada dikine pardon yatayda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani yani 2 üzeri 5 çarpı 8 tanesi bir tane uzun kenara karşılık geliyor. Bakın 8 tanesi arkadaşlar şöyle yaptığımızda 8 tane kısa kenar kitabın bir tane uzun kenarına karşılık geliyor. O zaman kısa kenarımız 2 üzeri 5. 8 tanesi olduğu için 8'e çarparsam yani 2 üzeri 3'te çarparsam 2 üzeri 8 8 milimetre yapar. Yani e, arkadaşlar 8 tane kısa kenar 1 tane uzun kenara karşılık geliyorsa burası da 2 üzeri 8 milimetre olacak. E o zaman toplam soru işaretimizi bulmak istiyorsak 2 üzeri 8 de 2 üzeri 8'i toplayacağız toplarken aman Allah'ım dikkat 2 üzeri 16 diyenler olabilir ama arkadaşlar toplamada şöyle yapıyoruz. 2 tane 2 üzeri 8 vardır ve dolayısıyla buradan da sonucumuz 2 üzeri 9 mm olmuş olur soru işaretimizin karşılığı arkadaşlar diyoruz ve doğru cevabımızın da B şıkkında olduğunu harika bir şekilde bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar dersimizin de şimdi seninle beraber sonuna geldik. Evet mutlaka ödevlerini unutmuyorsun. Neydi ödevlerin hemen şöyle hatırlatalım bakalım. Ee, sevgili arkadaşlar 7 ile 14 arasını çözüyorsunuz. Hemen bakalım şöyle. Bakalım bakalım şöyle. Evet 7. testimiz. 7. testimiz ne oldu burada? Üstü ifadeler 8, 9, 10, 11 ve 12, 13'e kadar ne yapıyorsun? Yapıyorsun. 14'e kadar yapıyorsun. Bakın burada da ne var? Çok kazanımlı bir test arkadaşlar. Yani burada da şöyle üstü ifadelerle çarpanlar katları güzel bir 4 soruda özümsüyorsun ve bu şekilde de arkadaşlar bugünlük kampımızda çok güzel ödevlerle beraber dersin dinleyerek çok güzel bir şekilde tamamlamış oluyorsun. Evet arkadaşlar karşınızda ödül soru var. Hadi bakalım bu ödül sorunun cevabını buluyorsun. Yorumlara yazıyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.